Çankırı'da başta Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri olmak üzere bütün Çankırı halkı geçtiğimiz haftalarda ve hatta geçtiğimiz yıllarda canice katledilen kadınları, canice katledilen bebekleri anmak için şu anda Çankırı'da toplandılar ve şu anda yürüyüş alanında önce güvenlik görevlileri tarafından pankart ve slogan kontrolü yapıldı. Slogan kontrollerinin ardından yürüyüş kucaklama taşından başlayacak ve anıt alanına kadar devam edecek. Büyük bir kalabalık toplandınız ve burada protestonuzu gerçekleştirdiniz. Neler hissediyorsunuz? Yaşanan olaylar hakkında neler düşünüyorsunuz? Biz yaşanan olaylar hakkında çok üzüldük. Ama biliyoruz, herkes üzüldük. Biz sadece üzülmek istemedik. Biz bugün ses olmak istedik. Biz bugün belki bir farkındalık yaratır, belki sesimizi duyurabiliriz amacıyla hepimiz birlikte toplandık. Çok da güzel toplandık. Umarım sesimiz gerekli yerleri duymuştur ve İstanbul Sözleşmesi'nin yaşatabileceğini anlatmışızdır diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İkbal, Ayşenur ve öldürülen, psikolojik, fiziksel şiddet gören kadınların sesi olmak için geldik. Ama biz daha bir kadının yasını tutmadan başka bir kadının vahşet haberini alan bir ülkeyiz. Biz neye üzüleceğimizi, neye yetişip neye sesimizi çıkartacağımızı şaşırmış vaziyetteyiz. Bunların yanı sıra kız kardeşlerimizin en güvende olması gereken yerde, KYK yurtlarında her gün fiziksel, sözel şiddete maruz kaldığını öğreniyoruz. Biz artık arkamıza bakmadan, korkmadan sokakta yürüyebilmek istiyoruz. Rujumuz kırmızı, eteğimiz kısa, dekoltemiz var veya geç saatte dışarıdayız. Biz bunların için öldürülmeyi hak etmiyoruz. Bu ülkede tüm kadınlar özgürce yaşayana kadar biz buradayız. Bizi kimse susturamaz, yıldıramaz, korkutamaz. Kucaklama taşı mevkiinden başlayan yürüyüş şu anda büyük bir kalabalıkla anıt alanına ulaştı. Basın açıklaması gerçekleştirildi ve gördüğünüz bu büyük kalabalık son sözlerini İstanbul Sözleşmesi yaşatır olarak kullandı. Bizim katılma amacımız sadece kadınların öldürülmesi değildi. Kadın hakları insan haklarıdır. Bugün öldürülen kadınlardan sonra sizin dininiz yüzünden, sizin cinsiyetiniz yüzünden sokakta yürürken hepiniz öldürülebilirsiniz. Kadın olmanız, erkek olmanız, hayvan olmanız, bebek olmanız, yaşlı olmanız fark etmez. Bir sonraki sıradaki siz olabilirsiniz. Bu yüzden biz burada tüm kadınların, tüm çocukların sesi olmaya geldik. Öncelikle Türkiye'de hiçbir anne çocuğunun kafasının önüne atılacak hiçbir şeyi hak etmiyor. Artık sokakta rahat rahat yürüyemiyoruz. Burada üniversite hayatımızda rahat rahat sokağa çıkamıyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Sürekli birilerine canlı konum atmak zorundayız ve bu durum artık canımızı çok sıkıyor. Biz kadınlar olarak sadece özgürlük istiyoruz, rahat yaşamak istiyoruz. Bugün buraya İkbal ve Ayşenur için geldik. Hatta daha nicesi için geldik. Bugün burada protesto yaparken başka bir kadının ise ölüm haberini alıyoruz. Çok acı şeyler yaşıyoruz. Ben artık arkamı kollamak istemiyorum. Artık müdahale edilsin istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Bugün yaptığımız gerçekten, burası biraz küçük bir şehir açıkçası. Ama hani böyle kadınların bir arada olduğunu, direniş içinde olduğunu görmek gerçekten insanı mutlu ediyor. Çünkü ben 17 yaşındayım. Yurda giderken hiçbir şekilde kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü son zamanlarda yurtlarda olan olayları da hani görüyoruz. Sadece kadına şiddet değil, ülkemizde hayvana şiddet olsun, erkeğe şiddet, her türlü şey var ama kadına şiddetin boyutu çok artmış seviyede. Biz İkbal ve Ayşenur için grup kurup hani bu olayları düzenlerken bile daha bir sürü kadın öldü. Bir hafta içinde 5-6 tane kadın öldürüldü. Öldürülen kadınların haddi hesabı yok. Ben bu kadar küçük yaşta olmama rağmen bunları düşünüyorum. Hani hiçbir şekilde kendimi güvende hissetmiyorum. Buradaki hiçbir hemcinsimin de kendini güvende hissettiğini düşünmüyorum.
Umarım en kısa sürede buna bir çare bulunur. Umarım hiçbir zaman bir daha bir annenin, bir kız çocuğunun feryadını duymak zorunda kalmayız. Umarım bir daha haberlerde böyle acınası durumlarla karşılaşmayız. Daha iç acılı konularla karşılaşırız. Yani gerçekten çünkü hepimiz çok üzgünüz. Burada bu topluluğu, bu kalabalığı gördüğünde gerçekten hani gözlerim doldu diyebilirim. Çünkü kadınların bu kadar birbirinin arkasını kollaması çok iyi bir şey. Beni arkadaşlarım yurtlarıma bırakıyorlar çünkü mesela. Gerçekten korkuyorum. Yani dediğim gibi umarım en kısa sürede çözüm bulunur. Buradaki herkese de geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bize destek çıktıkları için, bu kadar toplandıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Çok teşekkür. Bugün biz de Türk Dünyası topluluğu olarak, üniversitede kurma aşamasında olduğumuz topluluğumuz olarak kadına kalkan ellerin kırılması için biz de sesimizi çıkardık. Biz de gür sesimizi çıkartmak istedik. Bizim için bu da çok güzel oldu. Kadınlarımızın sesini duyurabildiysek, birazcık duyurabildiysek ne mutlu bize.